Evliyaullah'ın mana aleminde birbirleriyle ve peygamberler ile görüşmeleri tasavvufi eserlerde yer almıştır. Bu görüşmelerde tavsiyeler, ikazlar, müjdelemeler olur. Bunlar ehli için mana aleminden dünyaya gönderilmiş hediyeler mesabesindedir. Bu minvalde İbrahim Temimi Kuddisesi Ruh Hazretlerinin Hızır aleyhisselam ile görüşmesi güzel bir misaldir. Kendisi anlatıyor. Kabe'nin karşısında oturmuş, zikru tesbihatımla meşgul bulunuyordum. Beyaz elbiseli, güzel kokularla kokulanmış, nur yüzlü bir zat yanıma gelerek selam verdi, sağ yanıma oturdu. Selamını aldım ve kiminle müşerref olduğumu sordum. Cevaben, ''Ya İbrahim, sen beni tanımazsın, fakat ben seni tanırım. Allah Teala Hazretlerinden seninle buluşmayı niyaz ettim, ancak bugün nasip oldu. Geldim ve seni ziyaret ettim. Allah'a hamdolsun ki bu mülakatımız Beytullah'ta nasip ve müyesser oldu. Sana önce kendimi tanıtayım. Ben Hızır'ım. Nezdimde bulunan hediyeyi sana sunmayı münasip gördüm. Ziyaretimin sebebi de bu hediyeyi size takdim edebilmektir. Tabiatıyla çok memnun oldum ve büyük bir sevinçle sordum. Acaba takdim edeceğiniz hediye nedir? Hızır aleyhisselam, ''Ya İbrahim, bu hediyenin kadru kıymeti Allah indinde pek yücedir. Ona göre iyi muhafaza eyle.'' diyerek saymaya başladı. Güneş doğup ziyası yeryüzüne dağılmadan ve akşamları da güneş batmadan önce 7 defa Fatiha-i Şerife, 7 defa İhlas-ı Şerif, 7 defa Felak, 7 defa Nas, 7 defa Kafirun, 7 defa Ayet-el Kürsi, 7 defa Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü allahu ekber, 7 defa salavat-ı şerife, 7 defa istiğfar okuduktan sonra 7 defa ise Allahümme ef'al bi ve bihim acilen ve acilen fiddini ve dünya vel ahireti ma ente lehu ehlehu ve la tef'al bina ya mevlana ma nahnu lehu ehlühü inneke afuvvün halimün cevvadün kerimün raufun rahim duasını oku. Sana lazım olan bu sureyi celileleri ve bu duayı her gün sabah ve akşam tarif edildiği gibi hiç terk etmeden okumaktır. Dedim ki, ''Ya Hızır, bu hediyeyi size kim verdi? Bunların sevabından da haber verir misiniz?'' Hızır aleyhisselam cevap verdi. ''Ya İbrahim Temimi, bu hediyeyi bana Server-i Kainat Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tevdi buyurdular.'' Eğer alemi manada Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mülaki olursan bunun ecir ve faziletini hayrul murselinden sor, sana bunu haber verir. Çünkü bu müsebbihatı aşereye yani 10 tesbihata devam edenler muhakkak Resulullah ile alemi manada yani rüyada buluşurlar. O günden itibaren sabah ve akşam hiç terk etmeksizin müsebbihat-ı aşereye devam ettim. Aradan bir müddet geçtikten sonra bir gece rüyamda melaikeler beni aldılar, cennete götürdüler ve yüce cennetleri gösterdiler. Firdevs-i Âlâ'da çok güzel bir köşk gördüm ve sordum. Acaba bu saraylar hangi peygambere aittir? Bu saraylar müsebbihat-ı aşereye devam edenlere aittir. Nebilerin ve peygamberlerin sarayları değildir dediler. O sırada Sultan-ı Enbiya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Yanında 70 nebi ile 70 saf melaike bulunuyordu. Hızır aleyhisselamın Resulullah'a mülaki olduğun zaman müsebbihat-ı aşerenin ecrini ve faziletini kendisinden sor dediğini, ''Ya Resulallah, Hızır aleyhisselam bana müsebbihat-ı aşereyi sizden aldıklarını söylediler ve neler olduğunu beyanla talim ettiler. Fahri Alem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem saadetle buyurdular. Hızır'ın haberi doğrudur. Her ne söylerse haktır. Zira Hızır dünya alimlerinin alimidir. Evliya zümresinin reisidir. Beni nübüvvet ile gönderen Allah'a yemin ederim ki müsebbihat-ı aşeriyi okumaya devam edenlerin bütün büyük ve küçük günahları af ve mağfiret olunur. Günahları yazmakla görevli meleklere müsebbihat-ı aşereye devam eden kişilerin ömürlerinin sonuna kadar işledikleri günahlardan hiçbirisinin kaydedilmemesi Allah Teala tarafından irade buyrulur. Bu tesbihata devam eden kişiler Allah Teala'nın sayitler zümresine halk buyurduğu kutlu ve mutlu kişilerdir. Cenab-ı Hak hepimizi bu mutlu ve kutlu kişilerden eylesin inşallah.
devam edenler için geceli gündüzlü dua etmek üzere Cenab-ı Hakk'ın 70 bin melek görevlendirdiğini unutmayalım. Evet arkadaşlar, videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Ayrıca Instagram'dan da destek verirseniz sevinirim. Instagram'da da bu tür paylaşımları yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Instagram kullanıcı adım Tezcan Özkaya. Oradan da destek verirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.